21-27 Haziran. Değerli Başak Burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akka Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Başakların bir haritasını şöyle bir gözden geçiriyorum. Bu ara romantizm, duygusallık, aşk, ruhunuzu böyle gıcır gıcır edecek, çocuk gibi hissedeceğiniz bir hafta olacak. Yani eğer aşkla ilgili yaralarınız varsa, benim kocam hani bilmem ne koltuğundan kalkmıyor derseniz, bu hafta size romantik, sevgilim iki tatlı gül almadı diyorsanız böyle enerji, beni sevip sevmediğiyle ilgili şüphelerim var diyorsanız, bu hafta bunlarla ilgili güzel enerjiler söz konusu olacak. Hatta kalbiniz uzun süredir övülmek istiyordu ya, gerçekten övülüp onur duyacağınız bir hafta olacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Uzun süredir 15 gündür sevgilinizle ayrıysanız, bu ilişki bitti diyorsanız tekrar barışacaksınız. Mesela kocanızla alakalı sorunları minnoş minnoş iyileştireceksiniz. Mesela sevgilinizle arkadaş ya da aile girdiyse aileyi kenara bırakıp kendimize ait olacağımızda. Uzun süredir de aşk yoksa havada muhteşem aşk kokusu var. Rabbim size bu duyguyu gerçekten keyifle çıkartacak. Ben diyorum ki hani aşk kazalarına hazırlıklı olun. Aşk enerjisine hazırlıklı olun. Bu ara kendinizi yaratıcılığı, hobilerinizi fark edebilir. Mesela yaşam koçluğu, astroloji ya da kozmik enerji ya da bilimsel olarak almak istediğiniz bazı fikirleriniz var. Güzellik üzerine olabilir, kaş yapımı üzerine olabilir. Kendinizi yeniden farklı mesleklere, ressam olabilirsiniz, fark etmiyor. Yeni mesleklerde hobi kazanacaksınız. Bunlar ileride sizin markanız ya da bununla ilgili yapmak istediğiniz noktalarda güzel bir süreciniz söz konusu olacak. Ama şunu demek istiyorum. Yarım bıraktığınız lise, ortaokulu, yarım bıraktığınız üniversite hayatınızla ilgili de artık bir karar verin. Yarımlıklarınızı tamamlamanız gerekiyor. Olgunsunuz ama sözde olgunsunuz. İçinizdeki çocuk hala 3 yaşında gibi. Rica ediyorum bunları tamamlamanız gerekiyor. Evet, finans sektöründe ya da büyük finans sektöründe, Ticaret Bakanlığında ya da Ekonomi Bakanlığındaysanız işinizle alakalı bazı krizleri toparlama, iyileştirme evresine giriş sağlayacaksınız. Özellikle kendi finansınızı yapıyorsanız yavaş yavaş beklediğiniz annenizden, büyüklerinizden beklediğiniz paralarla yavaş yavaş bazı sıkıntılarınızı çözeceksiniz. İş konusunda artık tahammülüm yok, işsizim, isyanlar başladı. Yani neye elimi atsam kuruyor, burası da olmadı diyorsanız güzel bir dostunuz, bayan dostunuzun desteğiyle güzel bir kapı açılacak. Hiç korkmayın ve bu kalıcı bir iş kapısı olarak gözüküyor. Bu ara özellikle büyük baba, dede, büyüklerle alakalı noktada yaşanan zorluklar yavaş yavaş iyileştirme, kendinizi doğru ifade ettiğinizde sıkıntılarınızdan daha rahat bir şekilde kurtulacaksınız diyorum. Bu ara ev taşınması, ev düzenlemesi, sorumlulukları daha net bir şekilde hakimiyet kuracaksınız ve bununla ilgili de artık burası benim düzenim, burası benim hayatım diyeceksiniz ve güzel başlangıçlar, bu konuda da sisteminizi kuracaksınız. Özellikle kitap yazmak isteyenler, resim yapmak isteyenler için güzel oluşumlar var. Bu enerjinizi toparlayın. Fazla öğrenme isteği, daha başarılı bir sistem. Bu ara bir de miskin ruhunuz var. Hani yataktan çıkmak istemeyiz ama ruhumuza minnoş minnoş birileri dokunsun. Evet, bu hafta hem o enerji hem de tatil, bilgisayarda tatil bakıyorsunuz. Nereye gitsek, şunu mu yapsak, bunu yapsak. Bütçemize göre araştırmalarımız var. Bu araştırmalar hem sizin yorgun enerjinizi hem de planladığınız yolculuğa gitmenize sebep. Mis gibi kuş sesleri size iyi gelecek diyorum. Kurumsal ya da devlette çalışanlar için bazı değişiklikler, yeni düzen oturtma ve işinizle alakalı da belirsizlikleri netliğe kavuşturma söz konusu olacak. Başak burçları, panik yapmayın diyorum. Sağlık olarak özellikle üreme organlarınız, göğüste kistler oluşabilir ya da buralarda nodüllerle ilgili dikkat etmediğiniz, kilo alıyorsanız bunları bir kontrol edin, bir kan tahlili yaptırın. İlerideki riski şimdiden önlememiz daha sağlıklı diyorum. Evet, en çok ne sorununuz var diyeceğim. Sizi insanların iletişimle ilgili yorduklarını ve anlattıkça aynı şeyleri anlatmaktan çok yorulduğunuzu savunuyorsunuz da, maşallah anam sen de aynı şeyi tekrar ediyorsun. Yani hem onlara aynı şeyi söylüyorsun hem de kendi kendine aynı şeyi söylüyorsun. Biraz bunu da yumuşatmamız bizim için iyi. Özellikle erkek çocuğu olan Başak burçlarında ev alımı, kız çocuğu olanlarda da ev taşınması, yeni bir evin tadilat dönemi söz konusu olacak. Bu da size çok iyi.
Özellikle nişanlı olan Başak burçlarında Ağustos'a kadar evlilik enerjiniz hakim. Herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyin. Allah size bu kapınızla alakalı noktayı feraha erdirmiş gözüküyor. Çocuk isteyenler için sürpriz bir karar tedavi görebilir. Bu kararı karı koca karar verebilir ve doğru enerjiye giriş sağlayabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili mahkeme, kız kardeşinizle ilgili erkek aileyle ilgili bir ceza mahkemenizle ilgili olumlu kağıt alacaksınız. Uzun süredir küs olduğunuz kardeşlerle aranızdaki bağlarda biraz daha devam edecek küskünlükler ama yumuşatmalı küskünlükler devam ediyor. Bunu da toparlamamız bizim için daha kıymetli. Bir arazi yani özellikle anneanne kadın soyundan gelen bir arazi ile alakalı ciddi sorunlar yaşanabilir. Mahkeme uzayabilir, haklar uzayabilir ama eninde sonunda bu mahkemeyi temize de verseniz siz kazanacak gözüküyorsunuz. O yüzden hiç endişe etmenize gerek yok. Rahat olun diyorum değerli Başak Burçları. Sevgiyle, umutla, aşkla, parayla, sağlıkta Rabbime emanet olarak kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.